Herkese günaydın, iyi haftalar diliyorum. Cuma günü biraz karışık bir kapanış yaptık ama hala endekslerin iyi dayandığını görüyoruz. Şimdi bu hafta içinde veya bu haftanın sonunda tarihi tam olarak bilmiyorum ama Biden'ın söylediği başkan adayı yardımcısını açıklayacağıydı. Açıklamayla beraber isme bağlı olarak tabii çünkü bir kadın politikacının aday olacağını 3 aşağı 5 yukarı çok net bir şekilde biliyoruz. Erkek olursa şaşırtıcı olur. Bu kadın adaylar içinde de biliyorsunuz pek çok isim geçiyor. En piyasalar açısından radikali olacağı diyeyim Elizabeth Warren olur. Ondan sonra kademeli olarak değişen isimler var. İşte Susan Rice'a kadar. Burada açıklanacak isim bir kendi hareketini yaratacaktır. Yani bir Elizabeth Warren tarzı bir isim açıklanırsa eğer daha radikal bir Demokrat Parti eğer seçilirlerse iktidarıyla karşı karşıya kalacağımız anlamına gelecek. Daha orta yolcu bir isim piyasa tarafından daha iyi fiyatlanacaktır. Dolayısıyla mutlaka çok büyük bir hareket olacak anlamında söylemiyorum. Başkan adayının açıklanmasıyla, yardımcısı adayının açıklanmasıyla ama çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki haftalardan, günlerden itibaren artık net bir şekilde seçimi fiyatlamaya başlayacağız. Çok bile geç kaldık. Dolayısıyla bu geç kalma nedeniyle ben daha sert bir fiyatlamayla karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. O yüzden şimdiyle Ekim ayı dönemi bir düzeltme dönemi olarak görülebilir. Ama teknik olarak baktığımızda şuradaki boşluğu görüyorsunuz, doldurduk ve yeni zirve önünde de çok büyük bir engel kalmadı. Şimdi eğer yeni zirve kaydedilirse bu çok önemli olacak. Çünkü Nasdaq ile olan uyumsuzluk düzeltilmiş olacak. Görüyorsunuz Nasdaq tarafı çok net bir şekilde yeni bir zirve yapmış durumda. Bu tabii ekonomik ayrışmaları da yansıtan bir durum teknoloji sektörünün. Şurada Dow Jones'a da baktığımızda aynı durum söz konusu. Hatta Dow Jones içinde hala bakanlar var mıdır bilmiyorum. Dow teorisi uyarınca Dow Jones'un ulaştırma ile endüstriyle ulaştırmayı da baktığımızda birbirini teyit etmeyen tepeler var. Dolayısıyla S&P'de böyle bir hareket son derece isabetli olacaktır ama benim artık şu anda biraz daha takip ettiğim nokta siyasetin ne kadar yansıyacağı, bir düzeltmeye neden olup olmayacağı. Ben biraz temkinliyim en azından şu S&P'nin yeni zirvesinin üzerinde biraz maliyetlenme görmeden çok fazla harekete geçmek istemiyorum. Diğer bir nokta veriyi çok detaylı tartıştım dolayısıyla üzerinden çok fazla gitmeyeceğim ama iyi bir istihdam verisi gördük. Yine de bazı eyaletlerin Temmuz itibariyle kapanmaya başladığını, bazı aktivitelerin azaldığını görüyorduk. Dolayısıyla da bu rakamın zaten momentum kaybeden bir rakam var. Önümüzdeki aylarda Ağustos'ta daha da kötüleşmesi, hatta eksiye yaklaşması, sıfıra yaklaşması söz konusu olabilir. Şu tarafta da tabii düşük ücretli insanların işten çıkartılıyor olmasından dolayı bir ücret artışı var gibi gözüküyor. Bu çok fazla realist bir ücret artışı değil. Piyasa çok bunu veya Fed bunu ciddiye alarak hareket etmeyecektir. Bunları hatırlatmak isterim. Sabah notumda paylaştım. Çin tarafından gelen verilerde beklenti üzerinde bir yükseliş var ama çok fazla Bank of China'yı etkileyebilecek nitelikte değil. İçinde baktığınızda dolayısıyla bu çok önemli olmayacaktır. Tabii fiyatlamalar üzerinde de bir etkisi olmadığını zaten görüyoruz. Hong Kong tarafında önemli medya patronlarından, gruplarından birinin patronu tutuklanmış durumda. Bu da zaten biliyorsunuz Hong Kong'un Chief Executive olarak geçiyor yöneticisi. Ona yönelik de yaptırımlar koydu Amerika. Yine Cuma Cumartesi günü bunları okuduk. Dolayısıyla buradaki gerginlik giderek artıyor. Önemli noktalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Henüz fiyatlanmamış olan Hong Kong dolarında da fiyatlanmadı. Genelde de fiyatlanmamış durumda. Bunun dışında bazı özellikle bankacılık sektörünün performansına baktığımızda çok kritik yerlerde olduğunu görüyoruz. Yani toparlanmadan bahsederken evet şirket hisselerinde vesaire ciddi toparlanmalar var ama görüyorsunuz 2000'li yıllardan bu yana hatta daha da geriye gidebilirim. Çok fazla resim değişmez. Çok kritik yerlerde örneğin HSBC baktığınızda Hong Kong'la da ilişkili bir şirket olduğu için bunu gösteriyorum ama genel olarak bu durum zaten söz konusu çok kritik diplere yaklaşan bir bankacılık sektörü bütün dünyada karşımızda. Parite tarafına geçelim. Parite tarafında
19'lardan gelen trende takıldı. Şimdi biliyorsunuz ben zaten 19'u hedefliyordum ama o 19'u seçimle beraber hedefliyordum. Çok daha öncesinden buraya geldik. Dolayısıyla büyük ihtimalle 19 seviyesinin kırılacağını düşünüyorum artık. Bunun zamanlaması nasıl olacak? Yani yine seçimden önce kırılacaktır diye bakıyorum ama şuradaki net spekülatif pozisyonlara bakarsak, şunu çıkartalım. Ciddi anlamda yeni bir rekorla karşı karşıyayız. Şunun üzerine pariteyi de ekleyelim. Önceki vakalarda nasıl bir durumda karşı karşıyayız. Yani iyi oldu valla. Tekrar kusura bakmayın. Tekrar açalım şunu. Görüyorsunuz geçtiğimiz dönemde de 23 bin gibi çok net bir artış var. Yani Euro'ya olan talep çok hızlı bir şekilde artıyor. Genel olarak piyasanın hikayesi de ağırlıklı Avrupa Birliği'ndeki anlaşmayla beraber Euro pozitife döndü. Dolayısıyla da sert bir yükseliş ve tek yöne yığılma çok da şaşırtıcı bir durum değil. Şimdi önceki vakalarda nasıl bir durum olmuş? Görüyorsunuz şurada bir zirve var. Gecikmeli olarak ondan sonra zirvenin yaşandığını görüyoruz. Şu iki tarafta neredeyse eş zamanlı olmuş. Şurada tekrar gecikmeli bir hafif yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Burada da neredeyse eş zamanlı olmuş diyebiliriz. Dolayısıyla şurada gördüğümüz şu düşüş trendini kesen bir seviye 1.19. Muhtemelen bu kadar yığılmadan sonra da aşağıya doğru bir hareket olacaktır diye düşünüyorum burada. Dolarla ilgili şu noktanın önemli olduğunu, önce bir DXY'daki mevsimselliğe isterseniz bakalım, ondan sonra mevsimsel olarak da baktığınızda Ağustos ayı fena bir ay değil. Şunu arttıralım, 10 yıla çıkartalım. Görüyorsunuz Ağustos ayında ağırlıklı olarak, her zaman olarak demeyeyim de ağırlıklı olarak dolar endeksinin değer kazandığı bir dönem. Şimdi dolar endeksinde örneğin rubleye baktığımızda, petrol fiyatları bugün iyi ama görüyorsunuz bir düşüşten sonra toparlanma, şurada yeniden değer kaybetmesi söz konusu. Rupi tarafına baktığımızda çok da büyük bir toparlanma söz konusu olmamış. SAR tarafına, rant tarafına baktığımızda yine benzer bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Bir değer kazancından sonra yeniden değer kaybı başlıyor. Tabii Euro dolar endeksinde çok ağırlığa sahip olduğu için görüntüyü biraz bozuyor. Yani gelişmekte olan ülkelere baktığımızda tabii TL'nin de hareketini biliyoruz. Hareket çok daha, dolar negatif hareket çok daha sınırlı. Neden? Yani birkaç ay önce bizde de aynı tartışmalar vardı. İşte para basılsın deniliyordu. Ya para basılsa zaten görüyorsunuz benzer bir şekilde değer kaybı oluyor. Veya işte borsa tarafına çok ciddi yığılmalar oldu. Yeni hesap açılmaları vesaire, DTH'larda bir getiri olmayacak beklentisiyle. Bunların hepsi aslında negatif pozisyonlanmaya ve dolar toparlandığı anda sert yükselişlere neden oldu. Ben hala, yani 1.19 muhtemelen kırılacaktır ama hala dolar tarafındaki problemlerin tam olarak anlaşılmadığını düşünüyorum. Doların fonlama para birimi olarak öneminin anlaşılmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla seçime kadar evet dolar tarafında bir negatif hareket olacaktır ama hala sert bir dolar hareketi ihtimali bitmiş değil. Şimdi burada izin verirseniz bir noktaya döneyim. Neden? Çünkü dolarla ilgili hep bilanço büyümesini konuşuyoruz. Şurada bir şeye bakalım isterseniz. Bilanço büyümesi önemli tabii ama bakın İEM'lerin hareketi, şuradaki görüntü İEM'ler açısından biraz trajik, konuyu dağıtmaya başladım ama şuradan ekleyelim, şunu bir çıkartayım. Fed bilanço kısmı çok güzel bir hikaye ama son derece yanlış değerlendirilen bir hikaye.
son derece genel tartışıldığı için çok da düşünüldüğü gibi değil. Bakın şimdi görüyorsunuz Fed'in bilançosunun yatay gittiği dönem şuradaki 10 yıl boyunca bakın IM'lerdeki yükselişin kuvvetine çok net bir trend olduğunu görüyorsunuz burada. Fed bilançosunda hiçbir şey yok. Çok hafif artışlar genel ekonomiye bağlı olarak çok hafif artışlar var. Bakın 800 milyar dolardan veya 1 trilyondan nereye 7 trilyona gelmiş. IM endeksleri aynı. Ama şu 10 yıl içinde çoğu analistten aynı şeyi duyduk. IM'lere para yağıyor, faizler sıfır, işte dolar bitti. Aşağı yukarı 7 katına yükselen bir Fed bilançosu var. O 7 katlık bilançoda sizin IM hisseniz, IM yatırımınız aynı yerde kalmış. Hatta görüyorsunuz Amerika'da yeni zirveler söz konusu olurken burada yeni zirvenin de çok uzağındayız. Dolayısıyla bu hikayeyi anlatıldığı zaman biraz sorgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Yani dolar bitti, bilanço büyüyor, işte dolarlarınızı satın vesaire kısmında elbette dönem dönem doğru olabilir. Yine o dönemlerin bir tanesinin içindeyiz. Bilançoyla da alakalı değil dolardaki değer kaybı. Aksine kamunun yaptıkları ve ABD atılan adımlar açısından önemli. Ama şurada net bir şekilde görüyorsunuz. Fed bilançosunun büyümesi, gelişmekte olan ülkelerin performansını iyileştiren bir şey değil. Fed bilançosu büyümezken performansa bakın. Fed bilançosu büyürken performansa bakın. Tabii herkesin kendi seçimidir hangi hikayeye yatırım yapacağı. Orada fazla bir şey diyemem. Şurada isterseniz hemen bir keseyim. İkinci bir noktayı paylaşmak istiyorum. Hafta sonunda Trump'ın attığı bazı adımlar vardı. Neydi bunlar? Görüyorsunuz öğrenci kredilerine yönelik bir önlem alındı. Önemli miktarda ev sahibi kiracı arasında sürtüşme var. Orada bir adım atıldı. Bordro vergileriyle ilgili adımlar atıldı ve son olarak da 600 dolarlık biliyorsunuz destek sona ermişti Temmuz ayı itibariyle. Orada partiler arasındaki görüşmenin uzatılmasına yönelik henüz sona ermediğini görüyoruz. Dolayısıyla Trump orada da bir adım attı. Şimdi şunu söyleyeyim, şu birincisi iflasların ötelenmesi gerekiyor. Çünkü az önce gösterdim, Fed bilançosu büyüyor olmasına rağmen kredi, bankacılık sektörünün durumu iyi değil. Dolayısıyla kredi yaratılamayan batakların, iflasların geldiği bir yerde arz daralır hale gelir ve dolarda çok sert yükselişler görebiliriz. O yüzden iflasların erteleniyor, öteleniyor olması çok önemli. Ama örneğin şuradaki ötelenme bir af olmadığı için şirketler yine aslında kendi çalışanlarına adına yatırılacak vergiyi şirket dahilinde tutmaya devam edecektir. Çünkü bunu Ağustos ayı içinde değil de atıyorum bu arada tarihleri Aralık ayında ödeyeceksem yine ben bunu gidip çalışanıma vermem, bu bir ek gelir değildir. Sadece ötelenmiş bir vergi yükümlülüğüdür. Dolayısıyla bunu şirket dahilinde tutup Aralık ayında ödemeyi tercih ederim. Ama burada daha önemli olan veya daha tartışma çıkartan konu şu konu. Yani bir destek verilecek. Nedir bu destek? Şurada hemen detay tarafına gidelim. Bakın 400 dolarlık bir ödeme yapacağını söylüyor kamu. Daha doğrusu eyaletin yöneticisinin 400 dolarlık bir ödeme yapmasını na izin veriyor. Bunun 300 doları federal bir katkı, 100 doları da eyaletin kendisinden geliyor. Yalnız buradaki fonlama nerede? Yani bu başkanın kararını okursanız bu bir işsizlik sigortası gibi açıklanıyor ama aslında felaketlerden sorumlu ajans tarafından bu fonlamanın geleceğini, uygulamanın yapılacağını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir gerçek anlamda işsizlik sigortası yok. Birincisi bu. İkincisi eyaletlere bırakılmış bir konu. Eyaletler bunun bürokrasisi altında kalabilirler. Çünkü bu kadar şu anda çok daha rahat bir durum ama krizin zirvesinde biliyorsunuz işsizlik başvurularını değerlendirmekten acizdi. Ve o kadar yoğundu ki başarılı olamıyorlardı. Dolayısıyla burada hangi koşulları kim yerine getirdi, nasıl işsizlik başvurusu, nasıl bu sigortaya başvuracak vesaire eyaletleri ciddi anlamda yorabilir. Ve son olarak da tabii böyle bir yetkisi var mı
başkanın, o tartışılıyor. Yok gibi gözüküyor ama benim mukayyet edeceğim bir konu değil bu. Dolayısıyla bu adımı bir işsizlik sigortasının uzatılması olarak görmek bana çok doğru olmayacaktır gibi geliyor. Tekrar buradan hemen piyasa tarafına dönelim. Bıraktığımız yere altın tarafında bir satış geldiğini görüyoruz. Şimdi işin doğrusunu isterseniz satış başladı mı, ana satış başladı mı bunu söylemek zor. Şurada hemen reel faizleri bir koyalım. Çünkü altının birebir reel faizlerle gittiğini görebiliyoruz. Reel faizleri eklediğimiz zaman cuma günkü veri ile beraber reel faizlerde bir toparlanma oldu. Ama çok hafif bir toparlanma oldu. Şu anda da onun zaten satışı var. Açıkçası şu andaki genel görüntüye, yani enflasyon beklentilerine vesaire bakarsanız ben altının biraz fazla gittiğini görüyorum. Sadece kısa vadeli olarak düşündüğümüzde. Çünkü o kadar bir enflasyon kopuşu şu anda karşımızda değil. Özellikle işte az önce paylaştım. İnsanlar desteği almadığı anda çok deflatif bir ortama gireceğiz. Fed'in bilançosunun bir yarattığı enflasyon yok. Fed'in bilançosunun yarattığı bir varlık fiyatları tarafında, bir finansal varlık tarafı fiyatında bir enflasyon var. Kamunun attığı adımlar önemli bir destek sağlıyor deflasyonun olmamasına. Bunun devam edip etmeyeceği son derece kritik bir durum. Ama reel faizlerde bir toparlanma olursa altın tarafında tabii ki bir satış gelecektir. Şimdi altın tarafında diğer tartışılan noktalar mutlaka görüyorsunuzdur. Şeyi çıkartalım. Reel faiz olayını çıkartalım şuradan. Altın madenciliği de, üreten şirketlerde vesaire de bir yavaşlama oldu. Tabii buralarda yapılan hedge'leri, işte altın swap oranlarının eksiye geçmesi vesaire, çok anlatılacak şey var. Başka bir videoda onları anlatmaya çalışırım ama altın şirketlerinin biraz daha önden bir düzeltmeye başladığı görülüyor. Bakın bir reversal yaptı, aşağı döndü. Dolayısıyla altın ve tabii ki daha hızlı giden gümüşte bir düzeltme içinde olma ihtimalimizin arttığını düşünüyorum. Altında eğer düzeltme başladıysa, yani bir iki günlük satış daha görmek isterim, 1850'ye doğru bir geri çekilme olacaktır. 1750 biliyorsunuz kırıldığında önemli bir seviyeydi. 1850-1750 aralığı destek olarak önemli bir aralık gibi gözüküyor. Gümüş tarafında da şurada sert bir dönüş oldu ama o kadar kuvvetli çıktık ki açıkçası bu dönüşü çok da gümüş hareketini bitiren dönüş olarak okumuyorum ben. Dolayısıyla tamam her şey bitti demek için erken. Son olarak bir altın ETF'indeki harekete de bakalım. Çünkü bu rally'yi götüren ETF'lerdeki toplam durum. Bakın burada da az da olsa bir çıkış yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla altın ve gümüşte kısa vadeli bir düzeltme ile karşı karşıya olma ihtimalimiz, euroyu da koyarsak, yüksek diye düşünüyorum. İşte geçtiğimiz günlerde paylaştığım bir parabolik SAR trailing stop tarzı, takip eden stop tarzı hareketlerle karı korumakta fayda var diye düşünüyorum. Yukarısı sona ermedi. Bu bir düşüş fırsatı olacaktır. Ama bir görelim hangi seviyelere doğru sert bir geri çekilme olacak. Ondan sonra konuşuruz. Paritede altından bahsettim. Petrol tarafına hemen geleyim. Petrol tarafında da yine eski seviyeleri zorluyoruz. Ama son günlerde doğalgaz tarafının aslında daha hızlı hareket ettiğini görüyoruz. Tabii burada kuyu sayıları vesaire de önemli bir yan ürün aslında petrole baktığımızda. Şunu biraz sıkıştırayım. Şuradaki tepeye dikkat edin. Bana sorarsanız bu tepenin aşılması durumunda doğalgazda çok daha sert bir yükseliş hareketi başlayacak diye düşünüyorum. Bunun tarafından çok fazla bir yorum yapamayacağım. 0.55 hala tutunuyor. Dolayısıyla o seviyenin kırılması sert bir, daha sert bir diyeyim, zaten sert bir şekilde değerleniyor, harekete neden olacaktır. Tahvil piyasasıyla her zaman söylediğim gibi genel piyasa arasında bir uyumsuzluk var. Yani daha enflasyonist bir piyasa fiyatlamasına karşı biraz daha temkinli, biraz daha deflasyonist bir piyasa fiyatlaması yapan bir bono
tarafı var. Bono tarafında yukarı bir hareket olursa ki destek seviyelerindeyiz, o zaman altındaki düzeltme derinleşecektir. Şu an için ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum. Bu arada bir ay önce ve şu andaki getiri eğrisini görüyorsunuz. Getiri eğrisi toplamda yataylaşma eğilimi içinde. Gelelim Bitcoin tarafına. Bitcoin'de 11.800'ün ve 12'nin aşıldığını görüyoruz. Tabii gün içi aşılma çok büyük bir önem taşımıyor benim açımdan. Çünkü genelde gün içinde hızlı bir hareket ardından satışla karşılanabiliyor. Ama burada iki nokta önemli. Bir, önemli seviyelerin üzerine çıktık. Zaten şuradaki düşüş trendini tamamlamış durumdayız. İkincisi, bu toparlanma aslında S&P ve altında bir baskı varken yaşanıyor. Bilmiyorum, belki ikisi de hızlı bir şekilde yukarıya doğru gelecektir ama oradaki korelasyonu kopartabilmiş bir Bitcoin benim için çok değerli olur. Dolayısıyla 12.000'lerin üzerinde kalırsak 13.200'lere, ardından da 14.000'lere doğru saldıracağız. Ben bu tarafta biliyorsunuz pozisyonlarımı arttırmış durumdayım. Ethereum tarafına da hemen bir göz atalım. Ethereum'da da kırılmanın ardından bir dinlenme dönemine girdiğimiz gözüküyor. Çok doğal, yani buraları biraz zorlayacak seviyeler görüyorsunuz. 420'lere doğru bir yukarı hareket söz konusu olacaktır. Ondan sonra daha da sertleşebilir bu hareket ama şimdilik biraz daha Bitcoin tarafına yoğunlaşma taraftarıyım. Orada biraz daha baskı olmasından dolayı bugünü eğer 12.000'ler, daha doğrusu 11.800'lerin üzerinde kapatabilirsek 13.200'leri hedefliyor olacağım. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.